Yurt dışı yarışlarında hem en detaylı istatistikleriyle hem de inanılmaz kampanyasıyla zirveye taşıyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı yarışlarında Ganyan ikili, sıralı ikili ve çiftede %75 dağıtıma ek net kazancın %20 fazlasını veriyor. Yurt dışı yarışlarını kaçırma. Hipodrom.com'la bu heyecana fazlasıyla ortak ol. At yarışı Hipodrom.com'da oynanır. Yeniden selamlar sevgiler. Ben Hakan Çakmak. Gökhan Ormancı ile birlikte bu geceki Padok programımızın ikinci bölümünde karşınızdayız. İkinci bölümü ortak bölüm olarak yapacağız. Gökhan Ormancı ile birlikte önce Ankara yarışlarını, ardından ise İzmir yarışlarını konuşacağız. Yarınki güzel koşulları. Evet Gökhan, hoş geldin. Hoş buldum Hakan. Az önce çok keyifli bir Diyarbakır yayını vardı Özgür Beşil moderatörlüğünde. Onun arasında kısa bir ara verdik, sonra yerimizi aldık. Bugün bayağıdır da konuşuyorduk böyle birlikte program yapalım, birlikte bir yayın yapalım diye. Onu yaptık. Yarışsever dostlarımızın karşısına ikimiz birlikte çıktık. Neler söyleyeceksin? Sen Ankara'yı değerlendireceksin. Ben İzmir'i değerlendireceğim. Ankara'da harika yarışlar var. Neler önereceksin? Neler düşünüyorsun? Kafanda ne var altında? Evet. 9 koşulu bir program bizleri bekliyor. Birincisi seyir zevki yüksek bir program olacak. Öncelikle onu belirteyim. Ankara ve çevre illerde ikamet eden, müsait olan yarışsever dostlar bence muhakkak bu yarışlara yerinde tanıklık etmeliler. Karadeniz koşusu var, grup 1 dişilere ait 3 yukarı İngilizler start alacak. Karayel koşusu var, 2 yaşlı İngilizlerin. Evet, bu sene Gazi'yi bitirdik. Seneye Gazi koşusu var her zamanki gibi. Bakalım buradan acaba Gazi'ye göz kırpacak isim çıkacak mı veya isimler çıkacak mı? Arap atlarının Anadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği koşusu var. Burada da denk isimler bir araya gelmiş durumda. Keyifli mücadeleler bizleri izliyor, bekliyor. Birinci altılı da yani kazanmasını beklediğim iki isim var. İkinci altılıya denk gelen mücadelede de kazanmasını beklediğim bir isim var. Onun dışında da böyle çok sektirmeden bir şablon hazırlamaya çalıştım izleyenlerimize. Umarım başarılı oluruz. Onlara bir kazanç sağlarız. İnşallah başarılı olacağından şüphem yok. Bir de yarın için yarışsever dostlarınızı davet ettim. Ankara 75. Hipodromu'na. Gökhan Ormancı ve Hakan Çakmak olarak da Allah nasip ederse orada olacağız gibi gözüküyor. Birçok yarışsever dostumuzla kucaklaşırız diye ümit ediyoruz. Evet. Bekliyoruz dostlarımızı. Biz de orada olacağız. Biz de orada olacağız. Eğer bir aksilik olmazsa. Evet Gökhan. 79 atın start alacağı bir program var Ankara'da. 75. yıl hipodromunda. Çok keyifli yarışlar. Ve 9 koşulu programın ilk koşusu. Saatler 13.30'u gösterdiğinde koşulacak. 3 yaşlı İngilizlerin handikap 16'sı 1200 metre mesafe kum pistte koşacak atlar. Koşuya 6 safkan katılıyor. Keyifli mücadele bizleri bekliyor. Söz Gökhan Ormancı'da, bakalım güne nasıl başlayacak Gökhan Ormancı. Evet, aslında baktığımız zaman handikap puanları safkanların birbirine denk olduğunu gösteriyor. Yani şu ana kadar sergiledikleri performansları ile birbirlerine denk isimlerin bir araya geldiğini görebiliyoruz. Ama her zaman için söylediğimiz gibi at yarışı gidişattır. Gidişatı ele aldığımız zaman mesafenin de 1200 olması, öncelikle süratli isimler kimler var diye bir soru işareti aklımıza getiriyor ve bunun cevabında da bir numaralı Tale of the Dream. Ayağına çok seri bir isim. Yani bir anda 3 boy önde başlayabiliyor. Yine aynı serilikte bir isim var. 3 numaralı İsmet'im. Şimdi bu koşuda 2 seri isim var. Tabii ki hangisi önde liderliği tek başına alabilirse, rahatsız edilmeden alabilirse şanslı olur ama ikisinin de birbirine çok müsaade edeceğini düşünmüyorum. Böylelikle de yarışın süratli başlaması ve mesafenin de kısa olması aslında yarış içerisindeki temponun sona kadar devam edeceğini işaret ediyor. Bu durumda da ben genelde bu tip yarışlarda geriden gelen safkanlara şans tanımak istiyorum. Eğer önde bir ismin boş kalacağını düşünmüyorsam, ki nitekim yarın öyle olmalı. Aksi durum olursa eller yukarı teslim oluruz. Yani bir numaralı Tale of Dream ve 3 numaralı İsmet'im alışılagelmiş kendi yarışlarını yapmazlar ise herhangi bir tanesi, bana geçmiş olsun. Çünkü neden? Burada bir ismi ben tek başına bırakmak istiyorum. Bu isim de 2 numaralı Nikobar. Nikobar çok
muazzam bir form durumu yakaladı. Son 4 yarışında 3 birincilik. Aslında son üçüncülüğü de çok kıymetli. Şimdi Martina inanılmaz bir performans gösterip kazanmıştı o gün o yarışı. Evet, hani virajı çok gerilerde dönüp düzlükte son 400'de dahil olmak üzere en geride olup yani bir anda sanki böyle bir nitro tuşuna basmışsın gibi enteresan bir sprint attı. Yani o sprinte dayanabilecek hiçbir safkan yoktu. Koşunun ikincisi olan 2 numaralı Switch Sacrifice ise önde o kadar avantajlı bir şekilde o kadar rahat bir viraj dönmüştü ki o avantajıyla koşudan ikincilikle ayrıldı. Nico Bar ise aslında viraj üzerinde yeri çok iyiydi. Yani bariyer dibine girebilirdi. Bir anda önü kapanınca Jockey Vedat Aviş safkanı dışarı çıkartmak zorunda kaldı. Dışarı çıkıp avantaj yitirmesine rağmen yani virajı dışarıdan dönüp avantaj yitirmesine rağmen çok iyi bir mücadeleyle kafa burun baş farkıyla da olsa koşudan üçüncülük ayrıldı. Eğer ki yarışı biraz daha önlere yakın takip edip biraz daha böyle bariyer dibinden devam etmiş olsaydı Nico Bar koşu ikincisi olabilirdi. Artı bir de o gün için paddock'ta at sahipleri ve antrenör ve jokeyler bir araya gelemedi. O gün için paddock'ta bir problem vardı. Bir şey oldu ki yarış sonrası çünkü ben ekiple görüştüğümde sevgili Ezgin Erkuş Safkan antrenörü, ekibin antrenörü daha doğrusu ve Mustafa Kaykaç ekibin menajeri. Onlarla yapmış olduğum görüşmede Nico Bar'ın tabii onu burada belirtmeyeceğim. Yarış içerisinde yapılması gereken bir hamlesi var. Onu Vedat Abiş'e aktaramadılar. Vedat Abiş de onu yapamadığı için aslında Nico Bar eksik koştu. Yani bu mutlaka sırrı olduğu için paylaşamıyorum sevgili Hakan. Evet. Bugün ama şartların bu şekilde olacağını düşünmüyorum. Gidişat tamamen lehine ki Nico Bar bekleme yarışı yapıyor ama aslında önde bekleme yarışı yapabilen bir isim. İsmet'in ve Tale of Dream gibi süratli rakiplerinin biraz gerisinde koşuyu 2-3 takip edebilirse koşunun tek dişi isminin yarın için ben sonuca gitmesini bekliyorum. Kazanmasını bekliyorum. Benim tek başına önereceğim isim. Evet, güne bir tekle başladı. Gökhan Ormancı 2 numaralı Nico Bar uzun uzun son yarışına, ondan önceki yarışlarına değinerek belirtti ve cazip konumda çıkacağını düşünüyorum Gökhan ben ayrıca. AGP tablosunda biri çıkmayacaktır diye tahmin ediyorum. Kesinlikle çıkmaz. Tale of the Dream birinci at çıkar. Bence ikinci atta İsmet'im çıkar. Üçüncü at olarak. Yani birinci, ikinci at İsmet'im, Tale of the Dream. Üçüncü atta Nico Bar çıkar diye düşünüyorum. Cazip konumdaki. Lineiro'yla Nico Bar'ın AGF'leri birbirine yakın olabilir. Çıkar. Ben de öyle tahmin ediyorum. Cazip kıymetli bir tek oldu. Eğer ki kazandırabilirsek güne avantajlı başlayacağız. Gökhan Ormancı da 2 numaralı Nico Bar tek başına kalacak. Evet, geldik günün ikinci koşusuna. Günün ikinci koşusu 3 yukarı İngilizlerin 1900 metre mesafe Çin pistteki Handikap 16 yarışı. Saatler 14.00'ı gösterdiğinde 6 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Kilo farkı fazlaca yok. En düşük kilolu at 5 numaralı Express, en ağır kilolu at 2 numaralı Rocket Full, o da 62-55, yani 55'in altına düşmemiş kilolar. Bu koşuyla birlikte 1. beşli Ganyan başlıyor. Aynı zamanda 6'lı Ganyan'ın 2. ayağı söz Gökhan Ormancı'da. Burada da bir ismi tek başına bırakacağım Hakan. Seviyorum ben bu tip yarışları, biliyorsun. Tek başladık o zaman. Tek başladık. Tek tek gidiyoruz. Yani yine handikap puanlarını karşılaştırdığımızda birbirine denk isimler. Genel performanslarına baktığımızda yine istatistikler açıdan, yani toto açısından baktığımızda safkanlar yine birbirine denk görünüyor. Yarış aralıklarına baktığımız zaman bir isim hariç yakın aralıklarla koşuyor safkanlar. Yarış derecesine baktığımız zaman hemen hemen yakın. Şimdi gidişata baktığımız zaman işte bir isim sıyrılıyor. O isim kesinlikle bir numaralı Makavi. Sevgili Kösali'ye Kösali'nin safkanı ki Yılmaz abiye selamlar olsun sevgili Yılmaz Kösali'ye. Benim o bilir Ekürü'de en sevdiğim safkandır. Makavi, hatta şey derim. Benim kız koşuyor, benim kız koştu, benim kız birinci oldu, ikinci oldu. Böyle yarış öncesinde sonrasında Yılmaz abiyle böyle bir istişaremiz olur. Makavi çok sevdiğim bir kısrak. Bugün
Son yarışına değinecek olursak 2400 mesafede start aldı. Her zamanki gibi yarışın temposunu kendi belirledi. Hatta 2 boy 2 boy, 3 boy 3 boy önde gitti. Lakin o gün mesafe 2400'dü. O mesafeyi açık söyleyelim ki çıkartamadı. Koşudan üçüncülükle ayrıldı. Yalnız öyle bir üçüncülük yaptı ki Hakan. Yarışın son 100 metresi hala direniyor. Tabii The Aurel koşudan çok rahat bir birincilikle ayrılmıştı. O gün 50 kiloydu. Bomboş sikleti vardı. Macavity koşunun en ağır sikletli ismiydi. 61 kiloydu. Yani rakiplerinin sikleti avantajı vardı. Ama Macavity'den Luka Magic ikinciliği çok zor kurtardı. Yarın boyla fotoda diyebiliriz. Yalnız geriden gelen diğer rakiplerine öyle bir direndi ki, öyle güzel bir üçüncülük elde etti ki, bence sikleti biraz daha hafif olsaydı, yani 61 kilo değil de 55-56-56.5 olsaydı, jockey'de tempoyu biraz daha yavaş götürseydi, yani mesafeyi en azından bir 400 metre, bir 600 metre kısaltabilseydi, iddia ediyorum Makavi o gün de koşudan birincilikle ayrılırdı. O gün olmadı. O gün yarış şansı yanında yoktu Makavi'nin. Ben bugün yarış şansının yanında olacağına inanıyorum. 1900 metreye çıkıyor birincisi. Mesafenin kısalması büyük avantaj. Üzerine gidebilecek herhangi bir ismin olmaması büyük bir avantaj. Ve aynı zamanda idman pistinde, iç pistte 639 sonu 25'lik işi o kadar güzel ve etkileyici ki Makavi çok mutlu ve diri giriyor fotoya idman pistinde. Bence benim tanıdığım Makavi özellikle idman pistinde bu kadar mutlu ve sağlıklı göründüğü zaman sonuca gidebilen bir isim. Bence 1900 metreyi bir beyaz bayrak aynı yarış yaparak bize izlettirecektir. Ben kazanmasını bekliyorum. Tek başına bırakabileceğimiz isim diyorum. Beyaz bayrak aynı yarışı bekliyorum dedi. Uzun uzun sebepleriyle, nedenleriyle anlattı Gökhan Ormancı ve bir numaralı Makavi'yi günün ikinci teki olarak önerdi. İlk ayak iki, ikinci ayak bir. İki koşu tek tek birer koşumla geçtik. Geldik günün üçüncü koşusuna. 14.30'u gösterdiğinde saatler 3 yukarı İngilizlerin 4 şartı var. 1600 metre mesafe çim pistte 5 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Bu koşuyla birlikte 7'li plase başlıyor. 3'lü ganyan başlıyor. Aynı zamanda 6'lı ganyanın 3. 5'li ganyanın 2. ayağı söz Gökhan Ormancı'da. Evet, Kösal Ekürüsü'nün bir diğer safkanı Raymond Reddington. Yaklaşık 84 günlük arası var. Şimdi koşuda 5 isim var. Genelde bu tip mücadelelerde hep şunu söyleriz. Taktiklerin sonuca yansıyacağı bir mücadele. Kesinlikle. Şimdi Raymond Reddington'ın evet 84 günlük arası var ama bu 84 günlük arada Raymond Reddington idman pistinde ne yapmış? Baktığımız zaman 7. ayda 3 tane işi görünüyor. Düzeltiyorum. 7. ayda 1 tane, 8. ayda 2 tane işi görünüyor. Araya karışmış işler kesinlikle var olduğunu biliyorum. Bu isim yarın için bir dinçlik yarışı yapar ise ki koşunun liderliğini de almasını beklediğim isimdir. Onun da altını çizeyim. Raymond Reddington'dan bir beyaz bayrak aynı yarışa gelebilir. Koşunun genç isimlerinden bir tanesi. Tempo kurduğu yarışlarda sonlarda rakiplerine direnebiliyor. Yani sprintini devam edebiliyor. Kanatlı çok iyi. Nadire Luxor. Anne Nadire'nin ne kadar kabiliyetli bir isim olduğunu biliyorum. Aynı zamanda Wind River Wind'in de torunu Luxor olması zaten safkana ayrı bir güç katıyor. Ama burada bu ismi tek başına bırakabiliriz. Bu riski alamayız. Çünkü Antiochos gibi son derece başarılı bir rakibi var. Ben gidişattan dolayı 5 numara Raymond Reddington'ı ilk sıraya yazsam dahi kalite isim 1 numara Antiochos'uz bu yarış geçilmez. Ola ki bu koşuda bu iki ismin dışında bir isim kazanacaksa o da bir Fast and Famous temsilcisi olan Ikuma Tayyar Ali olacaktır ki Tayyar Ali Ankara'da yarın bir çıkış performansı gösterebilir. Ahır bilgisidir. Tırnak içerisinde söylüyorum. Bu koşuya çok hazır ve eksiksiz bir şekilde katılacak. Her ne kadar 5-1 desek dahi Ikuma Tayyar Ali'de bence yazarak bir arkamıza yaslanabiliriz. Çizgi çekelim mi 5-1'den sonra? Bence çekmeyelim. Çekmeyelim. Tut biz şansımızı değerlendirelim. 5 numaralı Raymond Reddington
1 numaralı Antiyokos ve 2 numaralı Tayyar Ali sıralamasını ayrımsız bir şekilde değerlendirelim dedi Gökhan Ormancı. Evet, günün 3. koşusunda bu şekilde geçmiş olduk. Geldik günün 4. koşusuna. Günün 4. koşusu saatler 15.00'ı gösterdiğinde koşulacak. Bu koşuyla birlikte 2. altılı Ganyan'ın startını veriyoruz. 3 yaşlı Arapların 4 şartı 1300 metre mesafe kum pistte. 10 safkanın mücadelesini bakalım Gökhan Ormancı bizlere nasıl yorumlayacak. Yarın Altuma Fennan AGF'de kaçıncı sırayı alır sence? Hakan. Bence 2 4. Yani bir plase oranında izleyebiliriz. Evet. Yani zaten muhtemelen burada çok sıyrılacak bir isim de yoktur. Yani AGF sıralamasında 30'u bulmaz hiçbir at bence. 30'u bulmaz. Ve böylelikle de aslında baktığımız zaman kıymetli bir orana sahip olacaktır Altuma Fennan. Şimdi koşunun süratli isimlerinden bir tanesi. Bir diğer süratli isim şu ana kadar iki koşu tecrübesiyle izlediğimiz 5 numaralı Bir Çetin. Fennan'ı biz 4 koşu tecrübesiyle izledik. Yarış hayatının ilk koşusundan ikincilikle ayrılıyor. Sonra güzel bir birincilik, ardından şartlı 4 mücadele 1300 metrede. Ediz Barış arkasından fotoda bir mağlubiyet. Sonrasında Safkan'ın Bursa'ya gidiyor. Bursa'da bir kısa vade mücadele, kısa vade 8 mücadele start alıyor ama bence pistten de etkileniyor, ters pistten de etkileniyor ve o yarışı ben görmezden geliyorum. Altuma Fennan yarın için ideal pist ve ideal mesafesine çıkıyor. Hazırlıkları tam yerinde. Startla birlikte alacağı liderliği fotoya kadar taşımaya çok yakın. Baktığımız zaman koşunun da en iyi derecesine sahip bir isim. 1.32.02 neredeyse 1.32'nin altına indirecek ki en yakın rakibinin 1.33.11 ile derecesel anlamda 4 numaralı asıl oğul olduğunu görüyoruz. Ben bugün Fernando'dan çok üstün bir performans bekliyorum. Cesaretli kuponlar. İkinci altılı Ganyan'ın da başlangıç sıraya olan bu mücadelede. Hep derim ya, kalp şeker tansiyon hastası olmayanlar. Kamikaze dalışı sevenler. Bungee jumping atlamadım, çok merak ediyorum, atlamak istiyorum diyenler. Altuma Fennan'ı tek başına bırakabilirler. Ben bir deneme yapacağım yarın. Rakip hanesinde önereceğim isimler sırasıyla 5 numara Bir Çetin. Arasına rağmen hazırlıklarının kusursuz olduğunu gözlemlediğimiz 7 numaralı Fırtına Bey ve son sıradan da olsa 3 numaralı Akmeriç. 6 çizgi 5, 7 ve 3 numaralı safkanlarla ben bu koşuyu geçeceğimize inanıyorum. 6 numaralı Fennan'ı her ne kadar çok ön plana çıkarmış olsa da ben bir kuponla deneyeceğim demiş olsa da çizgi altına rakip olarak 5, 7 ve 3 numaralı safkanları tavsiye etti Gökhan Ormancı. 6 taksim ya, 5 7 3 şeklinde bir değerlendirme yaptı. Burada tercihi tamamen yarışsever dostlarımıza bırakıyorum. Aslında bir isim var. Şimdi aklımda kalacağını şu anda iç sesimle birlikte paylaşmak istiyorum yarışsever dostlarımla. 10 numaralı Sadun Soyu. Hakan biz bir ilave edelim. Eray Çizik Ankara'da çok formda. Aksu ekörüsü biliyorsunuz ki başarılı safkanlarıyla ekörü zaten başarılı. Son koşusunda ben bu ismi önermiştim. Sadun Soyun'u koşudan dördüncülükle ayrılmıştı. Yarın kazanıp önerdiğim şablonunda olmazsa kendimi affetmem. 10 numaralı Sadun Soyun'da ben ilave etmek istiyorum. O zaman şöyle oldu. 6 taksim 5 7 3 10 oldu. Evet. O şekilde bir oldu. Ben burada bir soru sormak istiyorum sana. Eray'dan ve Ankara performanslarından bahsettin. Bir ara Eray'ın İstanbul performansı da çok yüksek ilerliyordu ama acaba İstanbul defterini kapattı mı? Hemen geliyorum. Çok güzel bir konu. Sanırım 2 gün önceydi. Biz kendisiyle haftada bir de olsa muhakkak görüşürüz. 2 gün önce telefonlaştık. Eray aslında İstanbul defterini kapatmadı. Eray'a başarılı bir menajer lazım. Bu kadar. Anladım. Çok tecrübeli bir menajeri vardı. Biraz da şöyle söyleyeyim. Ben menajerlik yapan birisi olarak
jokeylerimiz, genç jokeylerimiz ya da genç aprantilerimiz böyle birazcık yarış kazanmaya başladıklarında hemen böyle her yarışı kazanmak istiyorlar. Her yarışı kazanmak istedikleri zaman da işte acaba biraz böyle eksik dekleri olduğu zaman gelmesem mi, gelsem mi vesaire diye düşüncelere kapılıyorlar ki bunu ben de defalarca yaşadım. İnşallah çok başarılı bir, iyi uyum sağladığı bir menajerle çalışır ki Eray'ın İstanbul'da Eray'a ihtiyacı var. Eray'ın da işte Hakan abisi gibi bir abiye ihtiyacı var. İnşallah nasip. Biz elimizden geleni Hakan yaparız. Hakan Çakmak abisi gibi. Onu da belirtim hani. Hakan çok yanlış anlaşılmasın. Burada kendisine inşallah yol gösteririz. Evet. Dördüncü koşuyu da Gökhan Ormancı'nın değerli değerlendirmeleriyle geçtik. Geldik günün beşinci koşusuna. Çok önemli bir koşu. Gökhan az önce giriş yaparken belirtmişti. Grup 1 1600 metre mesafe Çin pist Karadeniz koşusu. Dişlere ait bir koşu olduğunu belirtelim Çukar İngilizlerin. Saatler 15.30'u gösterdiğinde koşulacak ve bu koşuya tam 13 safkan katılıyor. 13 safkanda 2 farklı ekürü var. 3 numaralı Lady Capella ve 8 numaralı Flying Spice. Karamaz 2-3 safkanı. 11 numaralı Ohrit İncisi ve 12 numaralı Secret Image. Kahraman ekürü safkanları. Yani 3-8 ekürü, 11-12. Bir diğer ekürü Söz Gökhan Ormancı'da. Evet. Seyir zevki yüksek bir mücadele izleyeceğiz. Onu öncelikle belirteyim. Şimdi koşuda aslında kendini ispatlamış 12 isim izleyeceğiz. Şimdi General Birella. Yani herkesin gönlündeki bir isim. Yarışseverin çok sevdiği bir kısrak. Tam bir mücadeleci ruhu olan bir kısrak. 6 numaralı Prenses Sylvester. Yani gününde olduğu zaman aldığı liderliği fotoya kadar teslim etmiyor. Adeta foto finişi tanıyan bir isim. 11 numaralı Ohrit İncisi. Yani Ohrit İncisi kahraman ekürüsünün bence sahaya kazandırdığı muazzam kısraklardan bir tanesi. Yarış hayatına toplam 8 koşu sığdırıyor. Bunlardan ilki şart 1 mücadele onu kazanıyor. Sonra şart 5, şart 5 kısa vadi 9. Sonra Dişitay kısrak deneme, Gazi koşusu ve Özdemir Atman koşusu. Bu 4 sınıf mücadelenin 2 tanesinden de tabela içerisinde yer edinerek ayrılıyor. Mangusta arkasına çok güzel bir dördüncülük elde ediyor. O gün Gizi geride bırakıyor. Yani Gize baktığımız zaman Gazi'nin favorilerinden bir tanesiydi. Son yarışında Özdemir Atman koşusunu kazanıyor. O gün o yarışı kazanırken de Ohrit İncisi'ni geride bırakıyor. Ama çok da böyle safkanlar birbirini geçerken Hakan çok ezici üstünlükle geçmiyorlar. Doğru söylüyorsun. Yani, her an bir diğer yarışta bir diğer safkanın bir diğerini geçebileceği bir mücadele izliyoruz. Ben sıralamada, ben gidişatçıyım biliyorsunuz. Bir önce Prenses Sylvester'ı bir ilk sıraya yerleştirmek istiyorum. Bir cebimizde kalsın. 6 numaralı safkandan kısraktan bahsediyorum. 1 numaralı General Birella bu koşuya nasıl hazırlandığını, nasıl kusursuz, nasıl eksiksiz hazırlandığını çok iyi biliyorum. Karabulut ekürüsüyle olan yakınlığını biliyorsunuz. Selam olsun Mert Ali Karabulut ve Edibe Karabulut'a. General Birella ile bu koşuyu hedef yaptıklarını biliyorum. Ardından ben 11 numaralı Ohrit İncisi ve 12 numaralı Secret Image ekürleri var ki ayıramıyorum ya. Acaba 12'yi mi önde tutsam 11'i mi önde tutsam diye ayıramıyorum. Yalnız bir şey söyleyeyim. 12 bende böyle bir tık önde. Onun da altını çizmek. O zaman 12 yazdım. Lütfen. Lütfen 12 yaz. Bunun önemi nedir? Yarışsal dostlarımıza belirteyim. Hani bunlar ekürüler. Tabii ki şimdi burada sıralı 5'li bahis var. Farklı bahis kombinasyonları var. Değerlendirmek isteyen dostlarımız safkanın handikap puanına aldırış etmesinler ve Secret Image'e çarpı atsınlar. Sonrasında 9 numaralı Giz. Herhalde yazmadan geçemeyeceğimiz bir mücadele. 7 numaralı Flying Space. Aynı şekilde yazmadan geçmemiz gereken bir mücadele ki ekürüsü Lady Capella da bence etkili koşacaktır. Ardından sıralamada bir yanlışlık yapmak istemiyorum. 7 numaralı at numarasını yanlış söyledin. 7 evet. Nesna olacak. Evet.
Evet. 8 numaralı Flying Spice'ın ardından 7 numaralı Sydney Stars, Star demek istiyorum ki aslında Safkan'ın son yarışları her ne kadar onu takip eden yarış severleri ve Ekiru'yu memnun etmese dahi şimdi Zübeyde Hanım koysunda dördüncülük çay karkasına adeta foto ayırdı ya bir boyla öyle söyleyeyim. Evet. Foto ayırdı diyebiliriz. Bakıyorum önceki yarışı grup 3 Zühtlerişen koşusu galibiyeti var. Filios'u geride bırakıyor. Artemis'e Gentile'yi geride bırakıyor. Yani Safkan'ın başarısı zaten ortada. Üzerinde Halis Karataş olması kuponlarımıza muhakkak bulunması gereken bir isim haline getiriyor. Bir de son sıradan bir isim önereceğim. Muazzam bir çıkış yakalayan 4 numaralı Lucky Storm. Eğer ki bu koşuda şapkadan bir tavşan çıkacak olur ise işte o tavşan 4 numaralı Lucky Storm olur. Sürpriz şansımı da bu isimle değerlendiriyorum. Sıralamam 6-1, 12-9, 7-8, 4. Elim 10 numaralı Mangusta'ya gitmedi ama Hakan sen önerirsen yazacağım. Bence bu kadar hata yazılır. Ben söyleyecektim zaten yazalım diye. O zaman yani, son sıradan 10 numaralı arası var tabii. Mangusta'yı da ilave edelim. Mangusta'nın biliyoruz ki Mangusta Gazi koşusunun ön plana çıkan isimlerinden bir tanesi de gizli arka arkaya bitirdi. Mangusta koşunun 7.'si ama 6 boy böyle 6.5 boy kadar geride 7. O yüzden ben Mangusta'nın da bu kadar hata sana tavsiyemdir. Sen de zaten okeyledin. Onu da yazdım. Yani şunu söyleyebiliriz. Yani bu isimlere başlı başına biraz şampiyon diyebiliriz. Ben hep söylerim şampiyonların arası olmaz. Aynen öyle. Arası olmaz. 6-1, 12, 9, 8, 7, 4, 10. Gökhan Ormancı'nın önerisi 6-1, 12, 9, 8, 7, 4 ve 10. Zorlu bir koşu olduğunu belirtti aslında bu tahminiyle. Zaten iki koşuda yalnız bıraktı. İki Safkan, bir tane de alternatif olarak önerdiği bir isim varken burada risk almak istemedi ve çok at yazdı. İki de ekibi yani 3 numaralı Lady Capella ve 11 numaralı Ohrid incisinde cebine koyduğunu unutmayalım. Evet. Geldik günün 6. koşusuna. Gökhan Ormancı ilk 6'yı sonlandırıyorsun artık. Karayel koşusu. Bir grup 1 daha var şimdi. Saatler 16.00'ı gösterdiğinde günün 6. koşusu grup 1 karayel mücadelesi. 2 yaşlı İngilizler 1300 metre mesafe için pistte koşacaklar. Koşuya 8 tay katılıyor. Harika mücadele bizlerle. Söz Gökhan Ormancı'da. Evet koşuya 8 tay katılıyor. Ama bende 1 tane tay kazanmaya yakın çıkıyor. Bu isim kim? Çok da bekletmeden söyleyeyim. 3 numaralı Nart Ateşi. Şimdi affedersiniz. Mesafenin 1300 olması. Bakalım burada kimler koşuyu da tempo belirleyecek diye bir soru işareti geliyor yine. 6 numaralı Taş Dımun. 5 numaralı Susturucu. Hatta 1 numaralı Albayrak. Yani bu isimleri hep referans yarışlarında önde liderlik alarak koşuyu iki giderek takip ettiklerini görüyoruz. Bugün bu tip gidişatta karşımıza, yani daha doğrusu benim karşıma tek bir isim çıkıyor. 3 numaralı Nart Ateşi. Öncelikle 41 günlük arası var ama bu ara öyle bir ara değil. Bu ara adeta bu yarış hedef yapılarak gelinmiş bir ara. Bu yarış için idman pistine çıkıyor. Binini 1.02'nin altına düşürüyor. 1.01.80. Son 400'ünü de 24'ün altına düşürüyor. 23.70. Ama muazzam ötesi bir performans. Bu işi de kimle yapıyor? Nimat Orat Tongs'la yapıyor. Ekür'ün yani Ahır'ın bir diğer ismiyle yapıyor. Oradaki genel görüntüsü muazzam. Safkan'ın yarış hayatına baktığımız zaman son koşusu evet, Casator de Assos'un arkasına ikincilik yapıyor ama o gün o yarışı İstanbul pistinde gerçekleştiriyor. Şimdi bu yarışa ev sahipliği yapan bir Nart Ateşi izleyeceğiz. Çok da ezici bir üstünlük sağlayamadı rakibi. Bence bugün bu rövanş mücadelesinde çok daha hazır bir şekilde katılacağı mücadeleden Gökhan Kocakaya deklarisiyle ki bu ikili ilk defa bir araya geliyor. Ben galibiyetle ayrılmasını bekliyorum ki bu yarış o yarışa göre biraz daha süratli gidecek. Bu yarışın gidişatı da Safkan'ın lehine olacak. Ben kazanmasını bekliyorum. 3 numaralı Nart Ateşi'ni tek başına bırakıyorum.
Evet, aslında baktığımızda ilk altılı Ganyan içerisinde üçüncü yalnız başına bıraktığı isim olurken ikinci altılı Ganyan'daki ilk yalnız bıraktığı isim belki de tek göreceğiz ileride. Üç numaralı Nart Ateşi yine cazip konumuyla Gökhan Ormancı'nın yalnız başına bıraktığı isim oldu. İkinci altılı Ganyan'a bir alternatif tekle başlamıştı. Burada da direkt tek olarak önerdiği bir ismi. Nart Ateşi. Evet, geldik günün yedinci koşusuna. Günün yedinci Bu koşusu arada buyurun. Hakan çok özür dilerim. Altıncı koşu için şöyle bir detay vermek istiyorum. Ola ki bu koşuda bu ismi tek başına bırakmak istemez ise yarış Evet. sıradosu veya madem bu ismi tek başına önerdin, bu koşunun ikincisi kim olur diye bir soru gelirse işaret edeceğim tek bir isim var. O da Yedirma Tulumar olur. Tulumar efsane bir isim. Bence önerdiğim ismin tek rakibi ama yarın için ikincilikte görmek istediğim isim. Evet. Evet, şimdi geldik günün yedinci koşusuna. Anadolu At Irkları'nı Yaşatma ve Geliştirme Derneği koşusu altı kısa vade mücadele. Dört yukarı Araplar 1600 metre mesafe çim pistte koşacaklar. Ben sözü Gökhan Ormancı'ya bırakıyorum. Şimdi yıllardır aynı şeyi söylüyorum. Yarış dostlarımız da artık alışmıştır. Dört yukarı Arap atları dediğim zaman şöyle bir irkiliyorum. Titriyorum. Sıralama vereceğim. Çok yorum da yapmak istemiyorum. Hepsi birbirini geçebilecek isimler. Geçiyorlar da. Yani bunun referansı da var geçmiş yarışlarına baktığımız zaman. İlk sırada bir numara Aldagör diyeceğim. İkinci sırada dört numara Süleyman diyeceğim. Süleyman hani o kadar kazanması gereken yarışlarda o başarıyı sağlayamayıp bir anda formunu böyle bir toparladı ki yarın bu koştan galibiyetle ayrılsa hiç şaşırmam. Maşallah çok da başarılı koşuyor. Koşunun da en istikrarlı isimlerinden bir tanesi. Son sıradan her ne kadar mesafe kısa gibi görünse de 4 günlük arasından sonra koşuyor olsa da 3 numaralı Özerdem Ahmet Çelik deklarası nasıl yazmayalım? 1 4 6 7 3. Umarım bu 5 isimle geçebilirim. Zorlu bir koşu olduğunu söylemişti Gökhan Ormancı sözüne başlarken. 1 numaralı Aldagör, 4 numaralı Süleyman, 6 numaralı Son Silah, 7 numaralı Hayalet Şehir ve 3 numaralı Özerdem'i bizlere tavsiye etmiş oldu. 1, 4, 6, 7, 3 günün 7. koşusu 2. altılı Ganya'nın 4. ayağındaki sıralaması oldu sevgili Gökhan'ın. Günün 8. koşusuna geldik. Saatler 17.00'ı gösterdiğinde 8. koşu Son Çiftenin İlk Ayağı. 4 yaşlı Arapların 14 handikapı 1400 metre mesafe çim pistte koşulacak koşu ve koşuya 12 safkan katılıyor. 61,5 kilo ile MCD en ağır kilolu safkan olurken 50 kilo ile Kılıç Kızı en hafif kilolu safkan 11,5 kiloluk bir makas var. Ben sözü Gökhan Ormancı'ya bırakıyorum. Evet, kalabalık bir mücadele. Böyle trafik sorunu yaşayacak isimler adeta bir araya gelmiş gibi görünüyor. Ama burada bu mesafede, bu kalabalık mücadelede bir isim var ki avantajı cebine koymuş. Birincisi ayağına seri isim olması, ikincisi bir kulvar çekmesi. Bu isim kim? 9 numara Büyük Su. Her ne kadar son yarışlarında beklentileri karşılayamasa dahi, aslında son yarışlarında demeyin. Sadece bir yarış kazandı, bir ikincilik elde etti. Onun dışında en iyi başarısı beşincilik. Bu isim kim? 9 numaralı Büyük Su. Şimdi Safkan'da bir kalite var ama tam anlamıyla henüz bize bunu izlettirmiş değil. Yarın Vedat Abiş idaresinde iç kulvar avantajını da kullanarak koşuya bir iki boy önde başlarsa kazanma olasılığı çok yüksek bir Büyük Su izleyeceğiz. En ciddi rakibi ağır sikletine rağmen grubun üstünde performans sergileyen bir numaralı MCD olacaktır. Aslında bu iki isimle geçebilir miyim diye bu koşuyu düşünüyordum. Lakin Uçuran Tepe'nin son yarış performansı yani Ömüroğlu ve Son Silah gibi isimlerin arkasındaki üçüncülüğü ve Büyük Su ve Akın'a gibi buradaki rakiplerini de çok kolay bir şekilde geride bırakması ve bir kez daha Ahmet Çelik deklarasını görmemiz beni Uçuran Tepe'yi de vazgeçilmez
isimlerin arasında önermeme neden oldu. Ben bu nedenle 9, 1 ve 3 numaralı safkanlarla bu zor gibi görünen koşuyu rahatlıkla geçebileceğimizi düşünüyorum. Zor gibi gözüken koşuyu 3 isimle 9 Büyük Su, 1 MCD ve 3 Akınay sırasıyla geçebiliriz dedi. 9-1-3 sıralamasını tavsiye etti. Ayrımsız bir sıralama oldu Gökhan Ormancı için. Gerçekten de zorlu gözüken bir koşuyu 3 isimle geçebilmek bayağı bir avantaj sağlayacaktır yarışsever dostlarımıza. Geldik günün 9. ve sonuncu koşusuna. Saatler 17.30'u gösterdiğinde 3 yaşlı İngilizlerin maiden koşusuyla karşı karşıyayız. Koşuya 13 safkan katılıyor. 1 numaralı Anadolu Banger ve 13 numaralı Romantic Gateway koşuya ekil olarak katılacak. Yarış hayatlarındaki ilk birinciliği elde edebilmek için kıyasıya mücadele edecek taylarda hangi atları, hangi isimleri ön plana çıkartacak Gökhan Ormancı'yı hep birlikte göreceğiz. Şimdi Nur Topu gibi bir maiden atımız var. Bu isim 1 numaralı Anadolu Banger. Yani son yarışlarında hakikaten bizi tertemiz etti diyebiliriz. Bir türlü sonuca gidemiyor. Bugün ağır siklet ama yine uygun grupta. Şimdi nasıl bu ismi yazmayasın? Ağır siklete rağmen en başa yazmamız gereken bir isim. 2 numaralı Derko yarın koşunun muhtemelen plase isimlerinden bir tanesi olacak. Ama bu hafta idman pistinde öyle bir görüntü sergiledi ki o 851 sonu 25'lik işinde Hakan çok muazzam, çok istekli, adeta koşmaya doyamayan bir görüntü sergiledi. Safkanın üzerinde bugün kim var? Ercan Çankaya var. Bence kesinlikle ikinci sıraya hak ediyor. Üçüncü sıraya da önereceğim bir isim var. O da 6 numaralı Royal Hero. Aslında baktığımız zaman koşunun ilk 3, ilk 4 isminden bir tanesi olacaktır. Bence 1-2-6 normal kuponlarda yeterli görünen isimlerdir. Geniş kurgularda biraz aşağıdan dişilere şanslanmak istiyorum. Bunlardan ilki 12 numaralı Miss Cordelia. İkincisi ise 8 numaralı Agnoris. Bence 1-2-6 çizgi 8-12 bu koşuyu geçmemiz için yeterli sıralamadır. Sadece burada 3 tane isim söyleyeceğim. Bu da ola ki son ayağa kadar farklı kurguyla gelip yere olanlar ve son ayakta sürpriz arayan yarışlar dostlarımıza 3 tane cazip isim önereceğim. 11 numaralı Meleis, 9 numaralı Sterno Basilica ve 3 numaralı Ayanzade. Zaten bu üçünden birinin kazanması son koşuda dahi olsa altılı ikramiyesini farklı bir boyuta getirebilir. Bu üç isim arasında sürpriz şansınızı değerlendirebilirsiniz. Sesin kapalı Hakan. Çok özür dilerim. 1-2-6 çizgiyi 12-8. Sonrasında da 3 isim daha önermiştim. Onların sıralamasını söylersen bana. 11-9-3. Yani bunu sürpriz hanesinde öneriyorum. Dileyen dostlarımız isteyebilirler. Tabii ben her zaman da söylüyorum. Bizler biliyorsunuz ki hipodrom.com'da günlük tahminlerimizi yorumlu bir şekilde paylaşıyoruz. Her bölgenin de hakikaten başarılı yazarları bizim ekibimizde. Ben yarın için şablonumda eğer ki o önceki koşullarda bir eksiltme, kısaltma, farklı bir isim duyarım. Belki ön plana çıkardığım ismi tek başına bırakabilirsem, sona da yer ayırabilirsem 11, 9 ve 3 numaralı isimleri ilave edeceğim. Tabii buradan da yine her yayında söylediğimiz gibi arkadaşlar bizler Paddock TV'de ve Tai TV'de Paddock programını sunuyoruz. Lakin ertesi gün yani bir sonraki gün yarış günü muhakkak hipodrom.com'u ziyaret ederek oradaki hazır bahis ve uzman yazarlarımızın yorumlarını okumadan bence şablonunuzu oluşturmayın derim. Hipodrom.com at yarışı heyecanını yurt dışı yarışlarında hem en detaylı istatistikleriyle hem de inanılmaz kampanyasıyla zirveye taşıyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı yarışlarında ganyan, ikili, sıralı ikili ve çiftede %75 dağıtıma ek net kazancın %20 fazlasını veriyor. Yurt dışı yarışlarını kaçırma. Hipodrom.com'la bu heyecana fazlasıyla ortak ol.
at yarışı hipodrom.com'da oynanır. Evet sevgili Gökhan Ormancı uzun uzun Ankara'yı değerlendirdi. Şimdi ise moderatör koltuğunu kendisine bırakıyorum ve ben İzmir yarışlarının başına geçeceğim. Evet, değerli padok izleyenleri, biraz önce Ankara'yı ben yorumladım. Şimdi Hakan'ın da belirttiği gibi yer değiştirdik. Şimdi İzmir tarafına geçiyoruz. İzmir'de muazzam bir program bizleri bekliyor. Uzun soluklu program, 10 koşulu. Lakin bu programa çok iyi hazırlanan Hakan Çakmak'a soralım bakalım. Evet Hakan, nasıl bir İzmir programı bizleri bekliyor? Yalnız başına bıraktığım aslında cazip konumda çıkacak da bir tanesi hariç 3 safkan var. Bir koşu net 2 isimle geçtim. Gökhan ama niye bunları söylüyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 koşu ya da 5 koşu diyelim çok zor. Yani gerçekten çok zorlu mücadelelere sahne olacak ve açıkçası buranın altından kalkmak zor olacak. Ben yazabildiğim kadar isim yazıp diğer yerlerde riski aradım. Bakalım inşallah yarışsever dostlarımıza faydalı olmayı ümit ediyoruz. Çalıştık dersimize. Cazip program var. Cazip bir kurgu yaptığımı düşünüyorum. Her iki altılı ganya şablonunda da. Evet, biz de o zaman heyecanla senin yorumlarını bekliyoruz. Evet, start verelim İzmir'e. Ben birinci koşuyu müsaadenizle şöyle bir ekrana almak istiyorum. Evet, hatta yarışsever dostlarımızın daha iyi görebilmesi için de ekranı biraz genişleteceğim. Evet sevgili Hakan Çakmak, saatlerimiz 15.45'e gösterdiğinde güne bir maiden mücadeleyle başlayacağız. 3 yaşlı Arap atları 1200 metre çim pistte çıkıyor. Toplamda 11 isim deklere olmuş durumda. Bize hangi isim ya da isimlerden bahsedeceksin? Öncelikle ben yarı severlere şunu söylemek istiyorum. Maiden koşular günün belirleyici koşulları olacak. Çok zorlu koşular bizleri bekliyor. Her sonucu açık. Ben maidenlerin bir tanesinde bir safkanı yalnız başına bıraktım. Cazip konumda. Bakalım inşallah çok da cazip yani. İkinci at çıkar tahminen ama inşallah faydalı oluruz. Bu meydanın da zorlu geçmesini bekliyorum. Zorlu bir koşu aslında. Aslına bakarsak iki isim Gökhan burada biraz daha rakiplerinden önde. Yani zorda kalan, riskle başlamak isteyen yarışsever dostlarımız varsa iki isim yazıp oyuna başlayabilirler. Bunlardan ilki muhtemeldir ki AGF tablosunda ilk sırada yer alacak. Hem uygun kilosu hem de yetenekli aprentisiyle iddialı olmasını beklediğim bir isim. 8 numaralı Güzel Nisa. Güzel Nisa'nın bugüne kadar start aldığı koşularında ortaya koyduğu performansları ilk iki yarışı hariç iyi. Son 3 koşusunda Antalya sentetiğinde ikincilik elde ettiğini görüyoruz biz safkanın. Ve ardından şöyle bakayım. Tekrardan bültenim açayım. Ardından çim pistte İzmir'de 1200 metre mesafede çim pistte ikinci olduğunu görüyoruz ki 51 kilo yine Eren Dursun Ökten idaresinde. Son olarak da tekrardan İzmir kubuna çıktı. Muhammed Mir Bilgin'le bir beşincilik elde etti. Ben bu beşinciliğinin etkili bir beşincilik olduğunu düşünüyorum. Başarılı bir beşincilik olduğunu düşünüyorum. Öykülü Kız, Rüzgarlı Tay, Yetim Ali ve Mahmud'un oğlu arkasında elde ettiği beşinciliğin ardından tekrar sevdiği çim pistte dönüyor bu safkan. Ve bu koşu için yapmış olduğu galopların da bugünkü aprentisiyle 855'lik bir 800 metrelik iş, ardından da 642'lik bir 600 metrelik iş yaptığını görüyorum. Ben daha da hazır durumda girecek olduğu bu koşuda kilo avantajı ve kendisini iyi tanıyan apranti avantajıyla 8 numaralı Güzel Nisa'nın kazanma ihtimalini yüksek görüyorum ve altılı ganyan kuponlarına ilk sıradan yazılmasını tavsiye ediyorum. İkinci sıraya 1 numaralı Ağam Urfalı'yı yazdım. Ağam Urfalı bugüne kadar start aldığı tek koşusunda Bursa'da kum pistte 6.lık elde etmişti. O günkü kilosundan 3 kilo aşağıda. Muhtemeldir ki İbrahim Sefa Söğüt tam biner bu ata. Bugün bir dil bağ takısı ilavesi alıyor. İlk kez çim piste çıkıyor. Derhadır Berika Kız. Berika Kız bir Karayağız kızı. Karayağız'ın neler yaptığını hatırlarız. Çok başarılı bir safkandaki Derhadır da aynı şekilde. Ben bu safkanın kumaşının olduğunu düşünüyorum. İkinci yarışında son günlerde çok da iyi bir form yakalayan aprentisi İbrahim Sefa Söğüt'le iddialı olmasını bekliyorum. Aradan iyi döner. 124 günlük arasından iyi dönmesini bekliyorum ve ikinci sırayı yazıyorum. Ekonomik kurgular 8 ve 1 yazıp geçebilirler. Onun altına bir çizgi çektim. 3 isim var. Gökhan aslında çok gittim geldim biliyor musun? Burayı bu 2 isimle geçeyim mi yoksa altına bu 3 isimle yazayım mı diye. Yani acaba mı diye sorduğum için yazıyorum bu atları. Çok öyle inanılmaz tutmuyorum ön tarafta ama dileyenler 8-1 ile geçebilirler. Bunlardan ilki yine bir takı değişikliğine giden safkan. Kapalı gözlük takısını çıkartan 10 numaralı Özgür Odin. Ardından 11 numaralı Sadık Kızım, o da kapalı gözlük takısını çıkardı. Koşunun en tecrübeli isimlerinden bir tanesi. Son olarak da yine ilk kez çim piste çıkacak olan ve etkili bir performans sergileyebilme ihtimalini öngörüyor. Koşeran. 2 numaralı Koşeran'ı da
Bekir Mert Irık'la 3. sıraya da yazıyorum yani çizgi altına 3. sıraya. Yani uğraştım başka at arayayım yazayım diye. Bir dikencik 2-3 Safkan'ı dışarıda bıraktım. Yani altılı Gayan şablonu bakımından yazamadım mı? Yani İnci biliyorum. Belle Farida 5 numaralı Safkan. Yani ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Mehter gibi çok güçlü bir Safkan'ın kardeşi. Yeri olanlar ona bir çarpı atsınlar ama benim buradaki sıralamam 8-1 çizgi 10, 11 ve 2. Ben 5 numara yeri severlere bıraktım. Evet 8 ve 1 numaralı isimlerle aslında sadece bu iki isimle bu koşuyu geçmek istiyorum. Lakin bir çizgi çekiyorum. Tercihde yarı sıra dostlarımı bırakıyorum. Ya da ardından 10, 11, 2. Bir de son sıradan bir isim var. Ben bu ismi yazamadım. Yeri olanlar ilave edebilirler dedi. O da ilk defa start alacak olan 5 numaralı Tay. Evet. Birinci koşuyu geride bıraktık. Değerli izleyenlerimiz gelelim günün ikinci koşusuna. Saatlerimiz 16-15'i gösterdiğinde şartlı 3 mücadeleyle güne devam edeceğiz. Bu kez 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre çim pist için bir araya gelmiş durumda. Koşuda 10 isim var. Bakalım Hakan Çakmak'ta kaç isim var? Evet Hakan Çakmak'ta tek isim var. Burada gün özelinde yalnız başına bırakacağım ilk isim koşuyor. Aslına bakarsan birkaç ata indirdim koşuyu. Bunlardan bir tanesi 6 numaralı Encanto, bir tanesi 2 numaralı Bukefalus, bir tanesi de 5 numaralı Kubitti. Lakin son haftalarda yakalamış olduğu etkili formuyla ve elde ettiği 5.liğin ardından ki 2400 metre mesafede bir 5.lik elde etmişti. Torunus, DiCaprio, La Bombonera ve oğlu Mutlu'nun arkasına. Onun arkasından artan nefesi, artan formuyla İbrahim Sefa Söğüt idaresinde bugünkü rakiplerinden Encanto ve Beroş'u geride bırakan Kubit'in ardından 4-8'de koşmuştu bu yarışı. 641-27.3'lük kendi halinde yaptığı bir işiyle beraber sağlıklı durumda olduğunu öğrendim. Ben Kubit'in boş kilosuyla ki en önemli rakibi bence 58 kilolu Bukefalus'tur. Ona karşı elinde tuttu boş kilosuyla. Ben bir kere daha etkili performans sergileyip kazanabileceğini düşünüyorum ve günün ilk yalnız başına bırakacağım isim olarak öneriyorum 5 numara Kubit'i. Bir Torok temsilcisi. Çok sevdiğim Safkan Siklim'in torunu Kubit'in bir kere daha kazanmasını ve seriye devam etmesini bekliyorum. Eğer ki olur da başka yerde mesela ki ilk ayakta ben 8-1 yazdım. Diğer atları yazmak istemiyorum diyen yarı sıra dostlarım varsa bu iki isim arada kaldığım 2 numara Bukefalus ve 6 numara Encanto'ya da bir soru işareti koysunlar yazabilirler onlarına. Encanto'da Kadir Tokaçoğlu bir deklarisi de dikkat çekici. Ben de 5 numara Kubit yalnız başına kalan ilk isim. Evet 5 numaralı Kubit tek başına bırakacağım dedi ve nedenleriyle bize anlattığı Torok temsilcisinin bir kez daha kazanmasını bekliyorum ki İbrahim Sefa Söğüt'te maşallah muazzam bir performansa sahip. Evet bu koşuyu da geride bıraktık değerli izleyenlerimiz. Saatlerimiz 16.45'i gösterdiğinde şartlı 5 mücadeleli güne devam ediyoruz. 4 ve yukarı Arap atları 1200 metre çim pistte bir araya geliyorlar. Toplamda 12 isim izleyeceğiz. Bakalım Hakan Çakmak bu 12 isim arasında bize hangi isim ya da isimlerden bahsedecek? Evet aslına bakarsak Gökhan yine kağıt üzerinde zorlu bir koşu. İzmir'de kolay koşu yok gibi baktığın zaman. Yani evet. Böyle irdelediğin zaman hem çok kalabalık hem çok zorlu denk güçlü isimler bir araya gelmiş. Yani hani böyle deriz ya bazen tercih programımız yani tercih ettiğimiz atlar kazanırsa biz kazançlı sayılırız. O tercihimizin doğru olması lazım diye düşünüyorum. Ben burayı yine çok böyle kafa patlatarak inşallah doğru kararı vermişimdir. İki isimle geçmek istiyorum ve altılı ganyan kuponlarında iki isim yazarak değerlendirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi her ne kadar Gökhan eski gücünden çok ama çok uzaktaymış gibi gözükse de bu grubun çok farklısı olduğunu düşündüm ki sen de buna katılacaksın. Bir Kaysberg temsilcisi 8 numaralı Mahir abi olmasını bekliyorum. 8 numaralı Mahir abi bu grubun çok üstündedir. Eğer koşacağım derse bu grubu kolay dahi geride bırakabilir. Zaten handikap puanına baktığımızda, bugüne kadar start aldığı koşularına baktığımızda ve 1200 metre mesafedeki yarışlarına baktığımızda ki bugüne kadar 1100 metre mesafede 2 kere koşup 2 kere kazandı. 1000'de 1'de 1, 1200'e geldiğinde 8 kere koştu, 7 tabela 3 birincilik. Yani çok sevdiği mesafede koşan Mahir abi kazanmaya yakın görüyorum ben. Ve ilk sıradan kuponlara yazılmasını tavsiye ediyorum. İkinci sıradan da 2 numaralı Emir Enes diyeceğim. Ben Emir Enes'in artan bir forma sahip olduğunu ve artık kazanma vaktinin geldiğini düşünüyorum. Nevzat Avcı idaresinde özellikle son iki koşusu 3-2 tırnağın ucunda son koşusunda Dilan Kız'a mağlup olmuştu. Bu kez onu geçeceğine inanıyorum ve ikinci sıradan eğer olur da
Mahir abi eksik koşarsa devreye girecek. İlk ismin ben 2 numarada Emir Enes olmasını bekliyorum. 8-2 bende. Ben 8-2 şeklinde buraya geçeceğim. Lakin acaba mı diye burayı karıştırdığımızda önce 5 numaralı Göllerlem, sonra 6 numaralı Eser, sonrasında 1 numaralı Dilan Kız ve 3 numaralı Kızılbaz'a göze çarpıyor. Ama dediğim gibi tercih yapmak zorunda olduğum koşulardan bir tanesi Mahir abi. Koşmazsa Emir Enes. Sıralamanı tekrar rica edebilir miyim sevgili 8 arkadaşlar? 8 ve 2. Ben de o sırada Safkanların sana katılmamak elde değil. 8 ve 2 numaralı Safkanlarla bu koşuyu geçme ihtimalimiz yüksek. Zor gibi görünen koşuyu bence kolaylaştırmış olacağız. Evet, bu koşuyu da geride bıraktık değerli izleyenlerimiz. Saatlerimiz 17.15'i gösterdiğinde bir diğer meydan mücadele izleyeceğiz. Yine 3 yaş taraf atları 1200 metre çim pistte çıkıyor. Koşuda 10 isim var. Hipodrom.com at yarışı heyecanını yurt dışı yarışlarında hem en detaylı istatistikleriyle hem de inanılmaz kampanyasıyla zirveye taşıyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı yarışlarında ganyan, ikili, sıralı ikili ve çiftede %75 dağıtıma ek net kazancın %20 fazlasını veriyor. Yurt dışı yarışlarını kaçırma. Hipodrom.com'la bu heyecana fazlasıyla ortak ol. At yarışı hipodrom.com'da oynanır. Evet Hakan, sende kaç isim var? Evet, şöyle söyleyeyim. Burayı da yine bir maiden koşu ama çok da kolay geçemeyeceğimi düşünüyorum. Yine 5 isimle değerlendirmek ve geçmek istiyorum. 5 numaralı Beyaz Dalga yarış hayatına elde ettiği başarılı bir üçüncülükle başlamıştı. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda 1200 metre mesafede çim pistte 17.06'da Haziran ayı ortasında 1.20.37 ile Ali Yıldız dersinde 3. olmuştu Safkan. Onun ardından 61 gün kadar koşmadı. Geriye alındı bir dilenen temsilcisi. Safkan'ın idman pistinde pırıl pırıl olduğunun altını çizelim. Son işi 1.11.5. Son 600 metrelik işi 43.26.8. Tırnağın ucunda dişli etkili koşabilir. Kazanmaya en yakın isim olarak görüyorum ben. 5 numaralı Beyaz Dalga'yı ve ilk sıradan fonlarına yazılmasını tavsiye ediyorum. Çim pistte tecrübeli isimlerden bir tanesi. 3 kez koşmuş, 3'ü de tabela içerisinde. Yalnız bugün 35 günlük arasından, kısa arasından kulaklık takısını çıkartarak geliyor. 2 numaralı Küheylan Bakura. Bence en ciddi rakip olacaktır ki Küheylan Bakura bir Angora torunu. Angora'da çok kaliteli bir isimdi. Onu da altını bir kere daha çizeyim. Üçlü bir kanatlı var. Aman dikkat diyeyim ve 2. sıradan yazıyorum ben 2 numaralı Küheylan Bakura'yı. 6 numaralı Ceylan Mazen. Start aldığı ilk koşusunda 6.lık elde etmişti. Safkan kum pistte start aldığında 1200 metre mesafede. Ardından 1200 metre mesafe çim pistte çıktı. 1.63'te ikinci oldu. Yani çimdeki ilk koşusundan ikinci ayrıldı. Ben bugün çok daha etkili koşmasını bekliyorum. Çok daha iyi koşmasını bekliyorum. Ve kuponlara 3. sıradan yazılmasını tavsiye ediyorum. 6 numaralı Ceylan Mazen'in. Ve 4. sıraya da 9 numaralı Özdil Soy diyeceğim. Özdil Soy. Onun da güçlü bir orijini var. İlk yarışında çim pistte 1200'de Ağustos ayının başında diyebiliriz. Yani bundan bir hafta önce diyebiliriz. 1.21.25 yaparak dördüncülükle ayrılmıştı. Kızıl Gezegen gibi, Deli Yıldırım gibi 2 milyon TL ikramiye barajına yaklaşan ve geçen isimlerin kardeşi olan 9 numaralı Özdil Soy'u da dördüncü isim olarak yazdım. Benim bu koşudaki öncelik verdiğim isimler 5, 2, 6 ve 9 numaralı Safkanlar olacak. 5. isim olarak da 1 numaralı Küçük Ercan diyeceğim. Ben bu Safkan hakkında iyi duyumlar aldım. Her iki pistte de üçüncülükleri var. Aman dikkat diyeceğim isimlerden bir tanesi. Sıralamam 5-2-6-9 sonrasında 1. Evet, 5-2-6-9 sonrasında 1 sıralamasıyla bu koşuyu geçmek istiyor Hakan. Çakmak toplamda 5 isim önerdi bizlere. Evet, bu koşuyu da geride bıraktık. Günün 5. koşusuna geliyoruz. Yani 2. 6'lı Ganyan'da başlangıçya. Saatlerimiz 18.00 gösteren handikap 14 mücadeleyle güne devam ediyoruz. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çim pistte bir araya gelecekler. Evet, toplamda 12 isim var. Hakan Çakmak, mikrofon sende, kalem kağıt bizde. Şimdi yarışsever dostlarımız ne oluyor demesinler. Bundan sonraki 3 koşuda çok at yazdım. Çok ata şans verdim ama ondan sonrası bizim için daha kolay olacak. En zor gördüğüm koşulardan bir tanesi. Power hanesinden önereceğim isim 6 numara Bonsoir. Bu Safkan'ın son çim pist yarışında elde ettiği üçüncülüğünü çok beğendim. 1300 metre mesafede Eren Aktu idaresinde üçüncü olurken Mikia ve Bing Gamble arkasında bir üçüncülük elde etmişti. Bugün artan formuyla
ilk sıradan değerlendirmek istiyorum. 7 numaralı Laguna Boy. Takip ettiğim isimlerden bir tanesi. Kulak takısını çıkarmış. Son iki koşusu çok başarılı. Bugün de yine etkili olmak için uğraş verecektir. İkinci sıraya koydum kendisini. 4 numaralı Afrozi yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Genç safkan 52,5 kilo gibi çok uygun bir kilo ile koşuyor. Daha önce çalıştığım aprentik arkadaşım Halil Yolaşıcı idaresinde 3. isim olarak yazdım. 8 numaralı Göz Göz Serkan. Bu tarz gruplarda her zaman söz sahibi olabilir. Gökhan Ormancı da az önce söyledi. Böyle alev alev yanan bir İbrahim Sefa Söğüt var. Yine tabela içerisinde bitireceğini düşündüğüm bir Bitiko temsilcisi Göz Göz Serkan onlarımızda yer alsın. Ve 10 numaralı Rainfall. Rainfall'da son koşularında bir kıpırdanma yaşadı. Safkan'ın genel itibariyle baktığımızda daha çok biraz daha uzun mesafelerde koştuğunu görsek de biz bugün ilk kez şöyle söyleyeyim 6 kere koşup 5 kere tabela içerisinde tamamladı lakin kazanamadığı mesafede ilk birinciliğini elde edebileceğini düşünüyorum ben 10 numaralı Rainfall'un. 6, 7, 4, 8 ve 10 ön planda tuttum isimden lakin bir çizgi çekmeyeceğim. Yine iyi duyum aldığım 12 numaralı Captain Kenpachi ve 9 numaralı Dream Laner. Ben bu isimleri de yazıyorum ve ayrımsız olarak değerlendirme yapmış oluyorum. 6, 7, 4, 8, 10, 12 ve 9 benim bu koştaki sıralamam. 6, 7, 4, 8, 10, 12 ve 9. Toplamda 7 isimle bu koşuyu geçmeye çalışacak sevgili Hakan Çakmak. Evet değerli izleyenlerimiz geldik günün 6. koşusuna. 1. altılıyı sonlandırıyoruz. Saatlerimiz 18.30'u gösterdi. 16 mücadele edeceğiz. 4 metre ara patları 1900 metre kompiste çıkıyor. Koşuya baktığımız zaman 11 isim bekler olmuş durumda. Hipodrom.com at yarışı heyecanını yurt dışı yarışlarında hem en detaylı istatistikleriyle hem de inanılmaz kampanyasıyla zirveye taşıyor. Hem yurt içi hem de yurt dışı yarışlarında ganyan, ikili, sıralı ikili ve çiftede %75 dağıtıma ek net kazancın %20 fazlasını veriyor. Yurt dışı yarışlarını kaçırma. Hipodrom.com'la bu heyecana fazlasıyla ortak ol. At yarışı Hipodrom.com'da oynanır. Evet Hakan sendeyiz. Evet Gökhan yine zorlu bir koşu olduğunu belirttim. 9 numaralı Humay kızım. Benim ilk sıradan önereceğim isim ki Safkan'ın son koşusundaki başarılı birinciliği hala gözümüzün önünde. Humay kızım İbrahim Sefa Söğüt idaresinde az farklı olsa Mehir Abla'yı mağlup edip tatlı bir sürprize imza atmıştı. O koşusunun ardından yine etkili formuyla ve uygun kilosuyla yanında da başarılı aprantisi ilk sıradan yazılmasını tavsiye ediyorum. İkinci sıraya yazacağım isim 8 numaralı Toz Koparan olacak. Çin pistte kazandığı son koşusuyla beni etkiledi açıkçası. Ben İstanbul'dan yanılmıyorsam Tunç Yılmaz gitmişti oraya ve kazanmasını bekliyordum açıkçası. Favori arenasında katılmıştı. Kürşat'la çok başarılı bir performans sergiledi Toz Koparan ve kazanma başarısı gösterdi. Onun da kilosu uygun, formu çok iyi. Ben böyle gruplarda öncelikli olarak form durumu iyi olan safkanları değerlendirme taraftarıyım. Çünkü Arap atları arka arkaya kazandığı etkili performanslar sergilediği zaman arka arkaya kazanabiliyorlar. İkinci sıraya 8 numaralı Toz Koparan'ı koydum. Üçüncü sıraya koyduğum isim 6 numaralı Ahmet Ali olacak. Sık koşuyor ama bu grubun üzerinde bir isimdir. Muhammed Mir Bilgin'le 3. sırada yazalım. Ve 2 numaralı İlelebet. İlelebet'in start aldığı son 5 koşusunun 3'ünü de tabela içerisinde tamamladığını görüyoruz. Ve en büyük dezavantajı Gökhan bu koşuda ağır kilo start alacak olması. Bu ağır kilosunun altından kalkabilirse İlelebet bence iyi durumda geldi ki Bursa'dan 857.928 gibi 800 metrelik bir işle de geldi. İyi durumda olduğunu öğrendim ki çok başarılı bir performans sergilemişti. Dün kardeşi abisi Tuncer onda da yine etkili bir performans gelebilir. İlelebet ona da bir çarpı atalım. 9, 8, 6, 2. Aslında böyle bırakılabilir. Lakin ben yine çizgi çekmeden devam edeceğim. 3 numaralı Tılsım. Gününde olduğunda her iki pistte iyi koşuyor. 11 numaralı da Bay Uçan. İlerleyen yaşına rağmen son koşudaki ikinciliğiyle nihayet kendisine güvenenleri mahcup etmedi ve ikincilik elde etti. Formu devam ediyor. Bugün bomboş kilo 50 kilo koşuyor. Ve son olarak da 4 numaralı Kazancı. Kazancı'yı yazma sebebim de bu kadar at yazmışım. Bu tarz gruplarda yazılır. Ne zaman ne koşacağı belli olmayan bir isim olduğu için Kazancı'ya da bir çarpı attım. 9, 8, 6, 2 biraz daha önde olsa da çizgisiz 3, 11 ve 4'ü de yazdım. Zorlu koşuyu bu şekilde geçmeye çalıştım. Gökhan sesini alamıyoruz. Bir sorun yaşıyoruz sanırım. Şimdi sanırım sesim geliyor.
9-8-6-2 ön planda olsa dahi 3-11 ve 4 numaralı safkanları da önerdi Hakan Çakmak günün bu koşusunda. Evet, gelelim günün 7. koşusuna. Saatlerimiz 19.00 gösterdiğinde Demirci Akıncıları koşusu, kısa vade 6 mücadele izleyeceğiz. 3 yaşlı İngilizler 1800 metre çim pistte performanslarını sergileyecek. Koşuda 8 isim var. Sende kaç isim var Hakan? Evet, ben de şimdi ilk altının son iki ayağında çok at çok at yazdık. İlk altıya da böyle hafif başlamıştık. İkinci altıya da sert başladık. Söylemiştim bu koşuda fazla at var. Çünkü hem kısa vade altı hem denk güçlü isimler bir arada, hem çok formda isimler bir arada. Buradan da gol yemek istemeyip ondan sonra arka arkaya önereceğim iki yalnız başına bırakacağım. İsmet kuponunu taşımak istiyorum. Favorim 3 numaralı Perfect Flight. Safkan'ın son 4 koşusunun 3'ü birincilik. Her geçen gün çok daha iyi duruma geliyor. Çok güçlü bir orucu var. Torok, Milanur. Milanur bir medya kızı. Medyanın da neler yaptığını, Velociraptor'la yarışlarını, büyük atlarla yarışlarını hatırlıyoruz. Üstüne üstlük bir de çok iyi bir idman durumu var Gökhan. İzmir kupunda 35-8-23.5'luk son işi var. Tırnağın ucunda yine 3 numara Perfect Flight. Kazanması normal sonuç olacaktır. İlk sıradan kuponları yazalım. İkinci sıraya yine çok formda bir isim. Her ne kadar ağır kilo koşacak olsa da iddialı olmasını beklediğim bir isim ki son koşusunda ikinciliği elde ederken kısa vadeli de Ultra Fest'e geçilmişti buradaki rakiplerinden. Bugün onu geçebileceğini düşünüyorum ve ikinci sıraya 1 numaralı King Devil'ı yazmak istiyorum. Üçüncü sıraya az önce ismini zikrettiğim yine Totosuna baktığımızda son 5 koşusunun 3'ü bir farklı pistte de olsa biri kumda, ikisi çimde birincilikler gördüğümüz çok formda bir isim. Ultra Fest'i de 3. sıraya yazdım. 3-1-2 her kuponda olmalı bence. Bu şekilde dileyenler geçebilirler ki AGF tablosunun ilk 3'ü olacak bence bu 3 isim. 4 numaralı Covert Queen. Onun yıldızda iddialı olabilir. 7 numaralı Adige Penit ki grup yarışlarda bile çok başarılı performanslarını izledik. Aman dikkat. Ve 8 numaralı Muğla'lı Adnan. Bu da benim bombam olsun. Ali Yıldız bu kadar at yazmışken Ali Yıldızlı, Lütfü Vitri yavrusu Muğla'lı Adnan'a da yazmadan geçemedim. 3-1-2. Dileyenler böyle bırakabilirler. 4-7-8 daha sonra. Evet. 3-1 ve 2. Dileyenler bu 3 isimle bu koşuyu geçebilirler. 4-7 ve 8 daha sonraki değerlendireceğimiz isimlerdi daha kalmış. Çakmak. Geldik. Günün 8. koşusuna. Saatlerimiz 19.30'u gösterdi. Şartlı 3 mücadele izleyeceğiz. Dişe 4 yaşlı Arap atları bu yarışta start alacak ve aynı zamanda koşu yamak bir mücadele. Mesafe 1800. Pitchim koşuda 11 isim var. 5 ve 11 numaralı safkanlar ekürü. Evet Hakan, bana göre zorlu olan bu koşuyu bize nasıl kolaylaştıracağız? Evet, aslında baktığımızda kağıt üzerinde ne zor koşu değil mi? Hem dişlere ait, hem aprendi koşusu, hem 11 at var, hem 4 yaşlı Araplar. Ben evet. De tek olarak değerlendireceğim bir isim var. Yalnız başına bırakacağım bir isim var. Zaten Safkan'ı 3 haftadır kovalıyordum. Peşindeydim. Takip ettiğim isimlerden bir tanesiydi. Şöyle koşularını bir hatırlamak istersek. 1300 metre mesafede satış 2 koşusunda 20 atın start aldığı koşuda bir ara kazananı da girdi. Lapistes, Argalı, Dilda, Henagöl. Henagöl bir ara ben kazandı bile dedim yani yarış içerisinde ve dördüncülük elde etmişti. Bence o koşuyla birlikte bir çıkış yakaladı. Ardından Kocaeli'ye gitti 1200 metre mesafede biraz daha sert rakipler arasında. Çok da ezilmeden aslında bir sekizincilik elde etti ki yani çok iyi kötü bir performans diyemem bu performansına. Son olarak da Bursa'ya geldi. Bursa çimine 1500'de Belinay Hatun arkasına orada bir boy farklı gerisinde ikincilik elde ederken Ali Adiger, Özümcan, Keskinşah, Gubaz gibi burada koştursak AGP tablosunun üst sırada yer alacak isimleri geçme başarısı gösterdi. Bugün mesafe 1800. Safkan'ın rakipleri çok uygun. Çok büyük bir aksilik olmazsa, aprantisiyle çok büyük uyumsuzluk yaşamazsa, usta ellerde bakılan ve çok güçlü bir orijine ait olan Can Kardeşler Kınalı Kuzu. Kınalı Kuzu'yu hatırlıyoruz, Can Kardeşleri hatırlıyoruz. Can Kardeşlerin Kınalı Kuzu'nun bir caş kızı olduğunu da hatırlıyoruz. Çok başarılı iki safkanın yavrusu olan, kızı olan Henagöl'ü ben yalnız başına bırakıyorum. Ve 4 numara Henagöl bende tek başına kalacak isim oluyor. İkinci altındaki ilk tekim 4 numara Henagöl. Evet, 4 numaralı Henagöl tek başına bırakacağım isimleri bu zorlu görünen koşuyu bize bu şekilde kolaylaştırdı Hakan Çakmak. Geldik günün 9. koşusuna. Yine bir maiden. Bölünen maiden artık son koşusu. 3 yaşlı Arap atları yine mesafe 1200, yine pist. Jim koşuda 10 isim var. Evet Hakan, sendeyiz. Bence günün en zorlu maiden mücadelesi burası. Ama ben bir atı yalnız başına bırakacağım. Çünkü yazmaya doyamayacağım bir koşuydu. Yani her sonucu açık bir kere.
Totolara baktığımızda zaten bize onu anlatıyor Gökhan. Bak totolara. Yani ilk kez koşacak at, bir kere koşmuş, 6. olmuş. Koşmuşlar, tabela dahi yapamamışlar. 10 kere koşmuş, tabela şeyden çıkamamış. Yani çok enteresan bir grubun içerisindeyiz. Lakin biliyorsun ki benim de bir 3 yaşlı Arap Safkan'ım var. Orijinde Dilran. Ben Dilran yavrularına böyle bir değişik gözle bakıyorum. O yüzden burada bir Dilran yavrusu var. İlk yarışında da çok başarılı bir performans ortaya koymuştu. Annesi de bir Uçan Bey kızı Meridia. Yeni kızım yeni doğandan bahsediyorum. Bekir Mertlik ilerisinde start alacak kızım yeni doğan. İlk yarışında 1200 metre mesafe Çin pisti Afrika Aslanı Aklımcan Kenşin Özdilsoy arkasında bir beşincilik elde ediyor ki form durumunun çok ama çok ilerlediği konusunda bilgisini aldım Gökhan. 41.2-27.4 gibi son işi var Safkan'ın. Ben kazanma ihtimalini çok ama çok yüksek gördüğüm, çok uygun bir grup yakalamış olan ve kazanırsa da böyle kolay kazanmasını beklediğim bir isim olduğunu düşündüğüm 7 numaralı kızım yeni doğanı 4 numaralı Henna Gölü arkasında ikinci tek olarak öneriyorum. Yarış sever dostlarımıza da bir çift önerisi yapmış oldum. 4-7. Zorlu koşularda zorlu tercihler yaptım. Dileyen dostlar tuttukları atları ekleyebilirler başka yerlere tercih yapacaklarsa ama olur da 4 numaralı, özür dilerim, 7 numaralı kızım yeni doğanın yanına bir at yazmak isterlerse Ali Yıldızlı Küçük Eda'yı öncelikli olarak değerlendirsin. Evet. Biraz önce bir önceki koşuda yani 8. koşuda 4 numaralı Henna Görlü tek başına bırakmıştı. Bu koşuda da 7 numaralı kızım yeni doğanı tek başına bıraktı ama illa buraya at yazmak isteyenler 8 numaralı Küçük Eda'yı da değerlendirebilirler dedi. Geldik günün kapanış koşusuna. Saatlerimiz 20.30'u gösterdiğinde handikap 14 mücadeleli günü devam edeceğiz. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum piste çıkacak. Koşuya baktığımız zaman 20. Hakan ben şu ekranı bir küçülteyim. Aşağı indirdikçe sen, devamı sen geliyor. Şimdi sen de ekrana sığmayacak. Sığmıyor. Daha da küçültürüm. Bir tık daha küçülttük mü? Evet. Belki çok okuyamayacağız ama yazırları. Bakayım. Şimdi oldu. Evet. Fena değil okunuyormuş. 20 Safkan'ın start alacağı bu koşuyu. Yani günün kapanış koşusunu bize değerlendirir misin lütfen? Tabii ki kolay olmayan zorlu bir koşu. Lakin iki isim ekiplerinden biraz daha önde. Form durumu sürekli artan bir isim var burada. Ben bu yarış dahil olmak üzere takip alınması taraftarıyım. AGF tablosunda üstlerde yer alacağına inanıyorum. İdman durumu ve form durumu gayet iyi. Son koşusundaki beşinciliği, şart 5 yarıştaki beşinciliği burası için tatminkar. Bahsettiğim isim 9 numaralı Queen of Happiness. İlk sıradan kuponlara yazılmasını tavsiye ediyorum. İkinci sıraya yazacağım isim ise 8 numaralı Devil's Advocate. Bu safkanın çok güçlü bir safkan olduğunu biliyoruz. Aslında kendisinden beklentileri tam olarak karşılayamadı. Son koşusunda elde ettiği Antalya'daki 2000 metre mesafe kum pistteki elde ettiği ikinci üçüncülüğünün ardından ilgileri geri aldılar Gökhan. Lakin hani sen de az önce anlattın ya geri alma var. Geri alınan Safkan'ın son günlerinde yapmış olduğu işlerinde 1202 tane galaba olduğunu görüyoruz. Bak uzun uzun çalışmış. Sinan Özen özellikle atla ilgilenmiş. İdmanlarını o yaptırmış. 8 numara Devil's Advocate dinçlikle etkili olabilir. Aman dikkat diyeceğim ve 9 numara Safkan'ın ilk rakibi olarak yazacağım. 9 ve 8 bence ekonomik kurgular için yeterli olabilir. Bütçeyi daraltmak için. Ama bu zorlu koşuda tabii ki rakipleri öğreneceğim. Yarış hayatına çok başarılı bir başlangıç yapmıştı. 2 ve 1 ile. Bir ara verdi. Aranın dönüşünde kazandı. Sonrasında 6.lık elde etti. Bugün ilgilileri hem çok iyi idmanda buraya getiriyor hem de iki tane takı almış. Bir numara Imaruka. Hem kapalı gözlü takısı hem kulaklı takısı ilavesi. Çizgi altına ikisin bir. Ardından 6 numara Yavaş Abdi. Yine çok formdayken geri alındı. Ufak bir sorun yaşadığını düşünüyorum. İlgilileri bu koşusuna iyi hazırladı. 1200 galabı 1218 1004 oldu. 600 metre 36.8 oldu sonu 24.2. Fit durumda gelecek dinçlikte yine iyi koşabilir. 6 numaralı Yavaş Abdi'yi yazalım. 5 numaralı Volpi. Uzun bir arası var ama dinçlikte iyi koşar. Cem yavrusu. Bugüne kadar start aldığı koşularında çok daha güçlü rakipler arasında bile değerlendirdik biz bu ismi. 7 numaralı Range Rover. Yarışları biraz üst üste gelmiş gibi gözükse de hep tabela içinde, tabela kenarlarında dolaşıyor. Bir yerde kazanacak. Bizim kuponumuzda olsun ki üzerinde Muhammed Mirbilgin gibi bir jokey var. Son olarak da 2 numaralı Run Like the Wind. Bu safkan hakkında da iyi duyumlarım var. İdman pistinde pırıl pırıl olduğu söylendi. Ona da bir çarpı atalım. 9 ve 8 çok önde. Çizgi çektik sonra 1, 6, 5, 7, 2 bütçemize göre.
Evet, 9 ve 8 numaralı safkanlar çok önde ekonomik kurgular için bence bu iki isim yeterli dedi bu zor koşuda Hakan Çakmak. Geniş kurgulara 1, 6, 5, 7 ve 2 numaralı safkanları önerdi ve böylelikle yorumlarımızın da sonuna gelmiş olduk. Evet Hakan, ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. Beraber önce Ankara sonra da İzmir'i değerlendirdik ama bizden önce de tabii bir Diyarbakır yayınımız vardı. Böylelikle gecenin de sonuna gelmiş olduk. Yarışsever dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimize, padok izleyenlerine, bizleri yalnız bırakmadıkları için. Bir dahaki yayında görüşmek üzere diyorum. Mikrofonu sana teslim ediyorum. Evet, Tay TV ve Padok TV ortak yayınımızda, padok programımızda. Aslında 3 bölüm gibi ama 2 bölüm halinde yayınladık. Diyarbakır'dan sonra Gökhan Ormancı ve bendeniz Hakan Çakmak. Sazı elimize aldık. O Ankara'yı değerlendirdi. Ben İzmir'i değerlendirdim. İnşallah sizlere faydalı oluruz. Kendinize şimdilik iyi bakın. Hoşçakalın.